Sevgili dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Akşemseddin 2. Sahibi Enver Ören, sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı, program yönetmeni Niyazi Hancı, senaryo Hüseyin Aydemir, seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Hocam, dervişlerinizin 40 yıldır hizmet verip alamadığı hilafeti Şemseddin'e 4 senede verdiniz. Bunun hikmeti nedir? O anlayışlı bir köseyri. Bizden ne gördü, ne işittiyse şeksiz şüphesiz inandı, teslim oldu. Hikmetini sonda kendi buldu, kendi bildi. 40 yıllıklara gelince sorup soruşturur, her şeyi ayan beyan görüp öğrenir. Sonra teslim olurlar. Aradaki fark bu. Hem bizim köse zaten bir güneşti. Bulutların arkasında kaldığından ışığını saçamıyordu. Bulutları dağıtmayı Rabbim bize nasip etti. Ey cemaat! Ey Müslüman kardeşlerim! Allahü Teala'nın sevmediği bu dünyanın arkasından koşmamalıdır. Ne sattığını, buna karşılık neyi aldığını düşünmelidir. Dünyayı ele geçirmek için, yani para kazanmak, çok mal mülk sahibi olmak için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak alçaklık ve ahmaklıktır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. İkisi bir araya getirilemez. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü zehirdir. Bu zehirle öldürülen sonsuz olarak ölür. Hoş anlatıyorsun da, içinde bulunduğumuz şu andan daha korkunç bir an, daha felaket ne olabilir? Her kötü halin daha kötüsü de vardır. Ne demiş büyüklerimiz? Beterin beteri var. Mesela dişi ağrıyanın bütün canı sanki orada toplanmıştır. Lakin elini veya bir parmağını kesseler, Allah korusun diş ağrısı ağrı olmaktan çıkar. Amma da ukalaymışsın ha. Her lafıma daha kuvvetli cevap vermesen olmaz mı? Estağfurullah, size öyle geliyor. Benim fazla bir şeyden haberim olmadığını siz de biliyorsunuz. Neyse neyse, daha fazla dayanamayacağım. Bir an evvel varalım. En sonunda gelip Göynü'ye yerleşir. Burada bir değirmen ve bir mescit inşa ettirir. Mescitte insanlara ehli sünnet ve cemaat yolunu anlatırken değirmencilik yaparak günlük rızkını kazanır. Burada pek çok talebe yetiştirir. Aynı zamanda etraftaki bitkilerden birçok ilaçlar yapar. Hastaları parasız tedavi eder. Zaman zaman da Edirne'ye giderek Şehzade Mehmet'e dersler verir. Günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Şehzade Mehmet Osmanlı tahtına geçer. Ve derhal bir istişare meclisi toplar. Bu meclise Göynük'ten Akşemseddin Hazretleri'ni çağırır. Ve Bizans'ın kuşatılması için karar alınır. Hadi kara kızım. Hadi dur. Yürü hadi dur. Tipi iyice atlansan efendi. Donuyorum. Dur dur. O bina az ileride. Biraz dayanın. Bırak şimdi hayvanı. Bir an önce gidelim. Yoksa öleceğiz. Olmaz bey. Hayvanı bırakamayız burada. Ne yani, onu da mı yanımıza alacağız? Geniştir bey. Hepimize yeter.
Hadi kara kız. Olmuyor. Olmuyor. Kızağa sökelim. Peki kızak ne olacak? Burada kalsın. Eğer kar iyice örtmezse tipi dinince gelir alırız. Yürüyemiyorum Hasan Efendi. Rüzgar nefesimi kesiyor. Fazla ayrılmayın bey. Fazla ayrılmayın, aşağısı uçurum. Aman. Dikkatli basın. Aman. Nedir bu başıma gelen? Nereden uydum senin aklına? Öleceğiz burada. Doktor. Doktor bey, dikkat edin. Orası bu. Hasan. Hasan. Hasan kayı. Hasan düşeceğim. Durun doktor bey. Hasan. Hasan. Kıpırlamayın. Yetiş. Çabuk, çabuk ol Hasan. Çabuk ol Hasan efendi. Duruyamıyorum ki. Dayanın biraz, dayan. Ne olur Hasan efendi. Ya ayağımı çoğunda. Ben gücüm kalmadı artık. Kıpırlamayın Hasan doktor bey. Dayanın, dayanın, geldim. Olmayacak, olmayacak. Gücüm kalmadı. Hadi baş belası herif, çabuk ol sana. Geliyorum. Çabuk ol. Sen soktun beni bu belaya, sen kurtar. Hadi, hadi. Geldim işte. Sakın kıpırdamayın. Durun, durun, durun. Hareket etmeyin. Yoksa ikimiz birden düşeriz. Hadi. Hadi. Ben karakızdan anlatamayayım. Tamam, tamam. Şimdi siz sıkıca tutun elimi. Hadi karakızım. Hadi yavrum, devam. Hadi. Olur. Hadi. Sakın bırakmayın elimi. Tamam. Tamam. Çekti bizi. Allah-u Teala'nın izniyle. İyi ki. İyi ki sökmüşsün. Yoksa. Hadi doktor bey. Yaslanın bana. Bakın. Bakın bina şurada. Şurada. Gidelim. Hadi. Bakın. Bakın geldik işte. İşte. Ne yani? Senin sığınacağız dediğin yer burası mı? Burası iyi bey. Rüzgarı kesiyor. Çatısı da sağlam. Ne yapalım? Hiç yoktan iyiydi. Neyse. Hasan ha? Bana mı dediydiniz doktor? Yok. Yine başlama. Tabii ki sana dedim. Şaka derim doktor. Buyurun. Bak. Az önce söylediğim sözler için beni affet. Ben sana çirkin şeyler söylerken... sen benim hayatımı kurtardın. Allah'a hamd edelim bey. Allah-u Teala yardım etti. Ben vesile oldum. Sonra bu başınıza gelenlerin asıl müsebbibi de benim. Yoksa şimdi sıcak yatağımızda mışıl mışıl uyuyacaktınız. Siz benim kusuruma bakmayın. Çok, çok değişik bir insansın. Aslında bilmediğin şey de yok hani. Ama cahilliğe vuruyorsun işi. Estağfurullah. Mütevazılık yapma. Sen Akşemseddin'i boşuna anlatmıyorsun bana. Onun doğrularını anlatırken bana yanlışlarımı gösteriyorsun. Yok bey, hiç olur mu öyle şey? Allah adamlarının hayatları bizim için bir ayna beyim. Herkes onlara bakarak yanlışlarını görebilir. Onlar sadece sana bana değil, bütün insanlığa rehber. Tabii anlayanlara. Biz kim? Onları anlamak. Belki de anlayanlar çıkar. Hiç belli mi olur? Ama ben size bir şey anlatmaya çalışmadım. Size yanlışlarınızı göstermek ne haddime? Ben sadece yolun meşakkatini azaltmak, bereketlenmek için anlatırım Akşemseddin Hazretlerine. Bak sen ne dersen de ben anladım anlayacağımı. Kasabaya geleli 3 gün oldu. 3 gündür sabah akşam komşular yemek taşıdı bana. Ama ben ne yaptım biliyor musun? He? Daha hiçbirinden bir lokma bile yemedim. Beğenmeyerek, tiksinerek öylece çöp tenekesine döktüm hepsini. Akşemseddin Hazretleri ise köpeklerin yiyeceğini yiyordu. Sonra en başta Akşemseddin 10 şeyden dolayı kendisini aşağılık bir insan olarak görüyordu. Aslında o 10 şeyin hepsi bende de vardı. Öfke ve hiddet, kin ve nefret, büyüklenme, hepsi. Ben de aşağılık bir insanım. Ona da bir ihtiyar bir gece evinden çağırıp ders veriyordu değil mi? Estağfurullah beyim. Bakın. Sus. Sus ve dinle beni.
Evet. Evet, saydığın o 10 şeyin hepsi bende de var. Ama hangi birimizde yok ki? Yolu ne? Bizler de mi işimizi gücümüzü bırakıp derviş olalım? Yollara düşüp rehber arayalım? Zaman çok değişti Hasan Efendi. Ne düşülecek yol, ne de bizi zincir zoruyla ayağına getirecek insanlar var artık. Ya, aslında sana teşekkür borçluyum. Anlattıkların beni gerçekten etkiledi. Ben de senin gibi samimi bir inançta olmak isterdim. Ama benim dini olarak bir tek hatıram var. O da annemin namazları ve ismini bile hatırlayamadığım o türbe. Beni yanlış anladınız bey. Ben size bir şeyler anlatmak istemedim. Yolda vakit geçsin diye. Gevezelik benimki işte. Kusuruma bakma. Yo. Anlattıklarının hepsi hoşuma gitti. Dinime, kültürüme, insanlarımıza ne kadar yabancı olduğumu anladım. Bundan böyle daha dikkatli olurum o kadar. Ben başka bir dünyanın insanıyım. Duramam buralarda. Ne bileyim, alışmamışım. Benim büyük şehirlerde olmam lazım. Alıştığım şeyler var. Onları bırakamam ki Hasan Efendi. Eşim, dostum, çevrem hep oralarda. Ama buradaki insanların da sizin hizmetlerinize ihtiyacı var. Belki hakkınızda daha hayırlıdır buralarda. Yok be Hasan Efendi. Yerime başkası gelir. Bana göre yer değil buraları. İnan ki bu gece seninle gelmeyecek kadar gaddarım ben. Senin söylediğin şu ilahi düşürdü beni bu yola. Annem hep hacca gitmek için yanar tutuşurdu. Hep bu ilahiyi söylerdi ağlaya ağlaya. Ama biz para çarçur olmasın, ne olacakmış hacca gidince onca para harcamaktan başka diye bir türlü göndermedik kadıncağızı. O da bu hasretle ölüp gitti. Allah rahmet eylesin. Saliha bir kadınmış. Kollarımda öldü Hasan ağa. Gülümseye gülümseye son nefesini verdi. Ölüm karşısında ne kadar çaresiz kalıyor insan. Biliyor musun, o benim ilk hastamdı. Hem hastam hem anne. Ölüm. Ölüm şu havadan daha soğuk geldi bana. Dalmışım. Neyse. Bari tipi dinse de şu senin hastana bir an evvel varsak. Oldu olacak, hiç olmazsa eşi yarasak bari. İnşallah bey. Bak yavaşlıyor. Bu iyi oldu. 3 gündür kimseyle konuşmamıştım. Burada hem ısındık hem de içimi döktüm sana. Rahatladım biraz. Ben de. İyice ısındım ama size. Isındım. Siz çok iyi bir insansınız doktor. Ben sana aşağılık bir insanım diyorum. Sense iyi bir insansın diyorsun bana Hasan ha. Doktor efendi, bir insanın kendi kusur ve kabahatlerini görmesi güzel bir başlangıçtır. Hayırlara alamettir. Duydun mu? Duydun mu? Kurtlar yine başladı. Ya. Ne yapıyorsun? Çakmağım. Çakmağım ıslanmış. Bak Hasan ağa, duydun mu? Çok yakından geldi ses. Duydum doktor bey, duydum. Onun için bu çakmağın yanması lazım. Saldırılar mı dersin? Ya. Ateş çakmak lazım. Eyvallah. Ne yapacağız şimdi? Fakih Ahmet. Yetiş ya Fakih Ahmet. Sana delirdin mi sen? Ne sayıklıyorsun yine? Fakih Ahmet. Aklım başında. Dua ediyorum. Dua ediyorum ki şu çakmak yansın. Sonumuz geldi Hasan ağa. Çakmak yansa bile sonumuz geldi. Yanacağız, yakacağız. Ne yakacağız burada? İmdat ya Fakih Ahmet. İmdat ya Fakih Ahmet. Ne yapıyorsun ha? Delirdin mi? Delirdin mi? Palto yakılır mı Hasan ağa? Ne yapıyorsun sen? Yakmam lazım. Oldu işte. Kaçıyor. Kaçıyorlar. Bak. Bak amma da çoklarmış ha. O kaçan diğerlerinin yanına gitti. Doktor. Etrafı bir kolaçan edelim. Çalı çırpı. İçeride ne varsa toplayalım. Ateşi çoğaltalım. Vay canına. Bak nasıl da gözleri parlıyor hepsinin. Şurada bir küçük var. Onu alalım. Şöyle. Bu bizi bayağı idare eder. Ne biraz ısınırız ha. Hey şunlara bak. Bizi seyrediyorlar.
aç kurtlar gibi bekleşmek böyle olur işte. Yaklaşamazlar değil mi Hasan ağa? Ateş yandığı müddetçe gelemezler. Hem bunları da Allahu Teala böyle yaratmış. Peki ateş sönünce ne yapacağız? Gitmeleri için dua edeceğiz. Dua mı? Dua. Dua müminin silahıdır. Ben ne zaman zorda kalsam imdat ya Fakih Ahmet diye dua ederim. Peki Hasan ağa, iyi de şu Fakih Ahmet'le Akşemseddin'in ilgisini hala kuramadım ben. Şeker alın doktor. İyi, ver bakalım ver. Hadi şimdi ya Fakih Ahmet'in ne olduğunu anlat bana. Kurt tehlikesinden kurtulduk sayılır. Doğru. Akşemseddin Hasan. Yine mi o konuya döndük? Meraklanmadınız mı doktor bey? Elbette meraklandım ama yine bir sürü hatamın ortaya çıkmasından korkuyorum Hasan ağa. Korkmayın doktor bey, korkmayın. Size hatalarınızı anlatacak değilim. Size Fakih Ahmet'in ne manaya geldiğini anlatacağım. İyi. Ama kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. Güzel, hadi anlat bakalım. Bizans kuşatılmıştı. Akşemseddin Hazretleri bu cihada büyük oğlu ve müritleriyle katılmıştı. Sultan Mehmet Han devamlı ondan yardım istiyordu. Hocam, bana bir dua öğretiniz. Fethin müesser olması için nasıl dua edeyim? Padişahım, ya Fakih Ahmet diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep edin. Ya Fakih Ahmet, şu Bizans'ta çan seslerini susturup yerine ezan sesleriyle süslemek için bana himmet et. Himmet et. Talebe dediğin böyle olur. Ne zaman dara düşse, ne zaman sevinçli olsa bize koşuyor koca sultan. İnşallah fetih sana nasip olacak. Şüphem yok ki bu işleri kuru bir cihangirlik için yapmıyorsun. Ta çocukluğundan beri bilirim seni. Hünkârım, sen ne güzel sultansın, ne hayırlı insansın. Allah-u Teala muzaffer eylesin. Amin. Hocam dalıp gittiniz. Yoksa zaferden endişeniz mi var? Ben de insanım. Kusurluyum. Zaferden endişe edilirim. Sebeplere yapışıldı. Tedbirler alındı. Dualar üzerinizde. Niyetiniz hayırdır. Biiznillah zafer de yakındır. İnşallah hocam, inşallah. Bize cesaret verdiniz. Bu kadar asker, gazi, fethe karar verdikten sonra inşallahü teala fetih nasip olur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Lakin hocam vakit ne zaman? Ne zaman fetih müyesser olur dersiniz? Sabır, cesaret, azim bir araya gelince, niyet tamam olunca biiznillah belli olur. Allah. Ey mübarek hocam, telaşımı bağışla. Telaşlanmamak mümkün mü? Ben de aynı heyecanı duyuyorum sultanım. Lakin her şeyin bir vakti, saati vardır. Tez söyle o halde. Ne zaman? Nasıl? Allah. 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 Başını önüne eğdi. Bir iç çekip Allah dedi. Rengi sapsarı kesildi. Ve ellerini açarak Allahu Teala'ya yalvarıyor. Mübareğin yüzü terledi. Tövbe tövbe. İş bu senenin,
29 Mayıs günü seher vaktinde bizim çadırımız istikametinden kalaya hücum edile. O gün fethola, Konstantiniye dola ezan sesiyle. Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun. Hücum için bütün hazırlıklar tamamlansın. Fatih Sultan Mehmet Han, ordusunun başında gece gündüz devamlı bulunarak İstanbul önlerinde hücum için lüzumlu hazırlıklarla meşgul oluyor ve önceden hazırladığı harp planlarını birer birer tatbik ediyordu. Edirne'den yola çıkan ağır toplar da İstanbul civarına taşınmıştı. Bizans savunmasını harice zincirler gererek yapıyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han dünya harp tarihine altın harflerle yazılan şu planı tatbik ediyordu. Paşalar, dinleyiniz. Fermanımdır. Haliç sırtlarına kızaklar yapılır ve gemilerimiz bu kızaklarda kaydırılarak Haliç'e indirilir. İkinci fermanımızdır. Dinleyiniz. Topları gömün. Ateş yaptıktan sonra geç soğuyorlar. Bunların üzerine ateşten sonra zeytinyağı dökülerek soğutular. Üçüncü fermanımızdır. Dinleyiniz. Toplarla dikine ateş yapılar. Böylece o zamana kadar ateş yaptıktan sonra topu yağla soğutma sistemini ve dik yollu mermi sistemini dünyada ilk bulan ve tatbik eden bizzat Fatih Sultan Mehmet oluyordu. Her şey hazırdı. İstanbul'u bahar mevsiminde kuşatmıştı. Ancak bu sıralarda kötü bir haber geldi. Cenevizlilerle deniz savaşı yapan Süleyman Paşa mağlup olmuş ve Bizans'a 5 geminin yardım için geldiği duyulmuştu. Sultan Akşemseddin Hazretlerinden bir name aldı. Bak Ahmet Paşa, hocamız bize mektup yollamış. Siz uykusuzsunuz hünkârım. Müsaade buyurursanız biz okuyalım. Kafire 5 geminin yardıma geldiğine ve Süleyman Paşa'nın mağlubiyetine üzüldüğünü biliyorum. Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Sakın bunu kabul etmeyesin. Askerin gaflete düşmemesi için tedbir alasın. Gece gündüz askerin arasında olasın. İmdi kul tedbir alır, Allah-u Teala takdir eder. Hüküm Allah-u Teala'nındır. Kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemeli. Resulullah'ın ve eshabının sünneti budur. Bunları yazmamızın sebebi sizi sevdiğimizdendir, biline. Çok güzel mektup. Ama hünkârım, kimsenin huzura çıkıp muhasarayı kaldırın diyeceğini sanmam. Efendim, gelenler var. Gelsinler. Hünkârım, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Paşalara dinletemedim. Kaygılarımızı padişahımıza arz edelim dediler. Biliyorsunuz hünkârım, Süleyman Paşa Cenevizlilere mağlup oldu. Halil Paşa, siz gelmeden evvel Akşemseddin Hazretlerinden gelen mektubu okuyorduk. Ahmet Paşa, o kısmı bir daha okur musunuz? Başından beri bu fethe karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Duydun mu paşa? Şimdi gidiniz. Yarın harp meclisi toplanacak. Orada durumun muhakemesini yaparız. Emredersiniz sultanım. Şş,
Susun, susun. Sultanımız geliyor. Selamün aleyküm. Ve aleykümselam. Ve rahmetullah. Cümleniz hoş geldiniz. Oturun. Hoş bulduk sultanım. Paşalarım, günlerdir Bizans önlerinde gece demeden, gündüz demeden cehd ederiz. İnşallah zafer müessir olur. Bundan zerre kadar şüphem yoktur. Şüphesi olan varsa, tereddüt eden varsa açık şekilde söylesin. Fitne ve fesat çıkarmaya sebep olunmasın. Allah korusun. Allah korusun, bizim hiçbir dünyalık maksadımızın olmadığını sizler de biliyorsunuzdur. Sıcak kuş tüyü yataklarda yatmasını ben de biliyorum. Allah korusun. Allah göstermesin. Dünyaya bir daha mı geleceğim ki ömrümü yatmakla, zevk-ü sefayla geçireyim? Hayır. Asla. Ya bu can bu uğurda Allah rızası için ölür, ya bu can Allah rızası için yaşar. Başkası yok. Allah-u Teala Fetih suresinde eshab-ı kiramı kafirlere gadab ederler, hakta sert davranırlar diyerek övmektedirler. Paşalarım, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korku yok. Kaçmak Allah-u Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince Azrail aleyhisselam insanı nerede olursa olsun bulur. Tövbe estağfurullah. Nitekim sevgili peygamberimiz buyurdu ki, afiyet kıymetimi bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela kadrimi bilen kimse için deva gibidir. Ey paşalar, beyler, serden geçtiler. Biliniz ve askerimize de bildiriniz ki bu fetih sizlere takdir kılınmıştır. Şimdi size emirlerim şudur. Yarın sabah kalkarak herkes kendi mevkiinde saflarını muntazam şekilde tertip etsin. Ve bu savaş düzenimiz hiç kimseye bildirilmesin. Fatih Sultan Mehmet ve ordusu İstanbul surlarına doğru yoğun bir hücuma geçmişti. Top sesleri duyuluyor, fakat 50 gün geçmesine rağmen kuşatma fethe dönüşmüyordu. Gün 29 Mayıs 1453'tü. Evet, Fatih Sultan Mehmet kocası Akşemseddin'i yanına davet edip gelmesini istedi. Paşa, bütün dediklerimiz harfiyen yapıldığı halde saatler geçer, hala fetih mümkün olmaz. Hocam nerede? Tez yanımıza gelelim. Şimdi çağırırım hünkârım. Tez ol. Nerede kaldı hocam? Çadırına kapanmış, kimseyi içeri koymayın diye de tembihlemiş. Bir yanlış yapmayın diye yanına varmadım. Emrederseniz... Yok, hayır. Biz yanına vararız. İçeride mi? İçeride hünkârım. Ne yapar? Bilmem hünkârım. Demek kimseyi içeri koymayın dedi. Evet hünkârım. Kapının aralığından baksam beni fark eder mi? Belki hançerinizin ucuyla çadıra bir delik açarsanız sizi fark etmez hünkârım. Ne ses çıkartmayın. Hançerin ucuyla şurada küçük bir delik açalım. Oldu. Allah Allah. Kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış, başından sarığı düşmüş. Akıttığı gözyaşları, ak saçı ve ak sakalında nur gibi parlıyor. Saçı sakalı da toprağa süründüğünden çamur olmuş. Fethin gerçekleşmesi için Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Döktüğü gözyaşları da sanki sofra kadar yer ıslatmış. Ahmet Paşa, sen burada kalıp içeriği seyretmeye devam et. Sonra bana anlatırsın. Emredersiniz. Allah'ım, sana şükürler olsun. Askerimiz hisara girmek üzere. Önlerindeki bu ak abalar giymiş askerler de ne? Allah!
Ahmet Paşa'm, neler gördün anlat bakalım. Hünkârım, siz gittikten sonra Akşemseddin Hazretleri ağlayarak yüzünü sakalını toprağa sürerek bir saat daha secdede kaldı. Sonra ne oldu? Bir an secdede hareketsiz kaldı. Vefat etti sandım. Sonra birden ayağa kalkıp, "Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Fethi bize nasip ettin." diye bağırıp şükür secdesi yaptı. Kafamı kaldırdığımda ordunun surlardan içeri aktığını gördüm. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Padişah geliyor! Padişah geliyor! Padişah geliyor! Padişah geliyor! Padişah geliyor! Padişah geliyor! Ben padişah değilim. Ben padişah değilim. Padişah o. Sultan Mehmet o. Sultan Mehmet benim. Ama yine ona gidiniz. O benim hocamdır. Bu şehrin manevi fatihi odur. Sana bir yer alındığında halka nasıl muamele edileceği hususundaki dinin emrini bildiriyorum. Kimseye zulüm yapılmasın. Hiç kimse dininden dönmeye zorlanmasın. Ey Hristiyanlar, Yahudiler, herkes işine gitsin. Kimseye dokunulmayacaktır. Hiç kimse dininden dönmesi için zorlanmayacaktır. Bu böyle biline. Hocam, elhamdülillah büyük yardımlarınızla Şol Bizans'ı fetheyledik. Fethin başladığı sırada "Ya Fakih Ahmet" diye dua etmemi söylemiştiniz. Fakih Ahmet kimdir ki tevazu ve niyaz eyledim? Allah-u Teala'ya tevazu etmiş olsaydım evla değil miydi? O sırada Fakih Ahmet tasarruf sahibi bir evliyaydı. Allah-u Teala yardımını onun vasıtası ve onun bereketiyle göndermiştir. Evet, tevazuundan bu cevabı vermişti. Akşemseddin Hazretleri, Fakih Ahmet benim. O bendim dememişti. Aslında Fakih Ahmet, Akşemseddin Hazretlerinin kendisiydi. Güzel şeyler söylüyorsun ama bir şeyler yapmamız lazım Hasan Efendi. Ateş neredeyse sönecek. İmdat ya Fakih Ahmet... İmdat ya. Bırak şimdi dua etmeyi. Bir şeyler yapalım. İmdat. Baksana ateş sönüyor. Fakih Ahmet. Yapacağımızın en iyisi bu doktor bey. Siz de dua edin. İmdat ya Fakih Ahmet. Doktor arkadaşlarım duysa, beni görseler ne biçim gülerlerdi. Evet, siz de. Akşemseddin Hazretlerinin hürmetine Allah'ın bize yardım etmesi için dua edin. Ve inanın. İnanın ve dua edin. Duaymış. Hem böyle yollara çıkıyorsun hem de yanına silah almıyorsun. Bak şimdi bir silahın olsaydı, gördün mü, Fatih de toplar döktürmüş. Silahım dua doktor bey. Eğer burada tüfek kullanırsan çığ altında kalırsın. Çığ mı? Hadi. Hadi siz de dua edin. Başka çare yok. Ne diyeyim peki? Yetiş ya Fakih Ahmet deyin. Pekala. Yetiş ya Fakih Ahmet. İmdat ya Akşemseddin Hazretleri. İnanarak. Yetiş. Hiç samimiyetle. Yetiş. Yüreğinizden. Yetiş. Yüreğinizden. Yetiş ey büyük insan. İyi. İyi. Bekleyin şimdi doktor bey. Evet. Gitmediler. Bakın. İyi bakın. Ateş tamamen söndü. Ateşe değil doktor bey. Kurtlara bakın, kurtlara. He? Olamaz. Olamaz, gidiyorlar. Bakın. Hani bize yaklaşan o kurt var ya.
Sanki bir ses duydu uzaklardan. Kaldırdı başını. Dinledi. Bakındı şöyle bir. Sonra da döndü. Gitti. Diğerleri de peşinden gidiyor. Kurtulduk Hasan ağa. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk elhamdülillah. Dua. Dua kurtardı bizi. Allah kurtardı. Dua sayesinde. Ak Şemseddin Hazretleri sayesinde. İnanamıyorum. Hasan ağa inanamıyorum. Ama gözlerimle gördüm. Ben dua ettim ve kurtlar gitti. Dua müminin silahıdır bey. Hasan ağa. Hasan efendi. İyi ki çaldın kapımı bu akşam. İyi ki takıldım senin peşine. Hadi, hadi artık çıkalım şuradan. Bir an evvel Hasan'a gidelim de derdine derman olalım. Ha? Tipi dindi. Kurtlar gitti. Şu kızağın yanına gidelim de çıkaralım karların altından. Sonra da yola düşeriz. Hadi, hadi vakit kaybetmeyelim. Hadi, hadi kara kız. Bak, bak kızak şurada işte, ucu görünüyor. Tamam. Şimdi kara kıza koşalım. Oldu. Oldu işte. Hadi doktor bey, atlayın. Hop. İnşallah başka bir tehlikeyle karşılaşmayız. Meraklanmayın, meraklanmayın. Geldik sayılır. Bu gece çok şey öğrendim senden. Çok garip adamsın Hasan efendi. Kılıktan kılığa soktun beni. Bir geceye ömür sığdırdın Hasan ağa. Hayatımı değiştirdin. Değişen ne ki doktor bey? Hislerim, fikirlerim, her şey, her şeyim değişti. Sağ ol Hasan efendi, sağ ol. Ben ne ettim ki bey? Bu da Akşemseddin Hazretlerinin himmeti. Ya, Akşemseddin. Evet. Beni onun rehber hayatı değiştirdi. Ne olur, ne olur anlat. Akşemseddin Hazretleri artık göğüne dönmek istiyordu. Ama Fatih Sultan Mehmed'in hocasından bir isteği daha vardı. Hocam, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden mihmandarı Resulullah olan Ebu Eyyubi Ensari'nin mübarek kabrinin İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica ederim. İyi olur efendim. Sultanım, ben de ne zamandır hep bunu düşünürdüm. Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde uzun zamandan beri bir nur görüyorum. İnşallah oradadır. Hadi oraya gidelim. Bu dallardan birini şu tarafa, diğerini de öteye atıyorum. Bu iki dal arası mihmandar-ı Resulullah Eyüp Sultan Hazretlerinin kabridir. Akşam oldu. Dönelim. Elhamdülillah. Allahü Teala ne büyük nimetleri ihsan etti. Elhamdülillah. Hadi bakalım getirin şu fidanları. Dikkat edin toprağıyla getirin. Bütün eşraf ve ulema önünde silahtarlar bu fidanların yerini niye değiştirirler? Padişah efendimizin buyruğumuş. Bak fidanların söküldüğü yeri dümdüz ediyorlar. Akşemseddin hazretlerini imtihan mı ederler sultanımız? Bilemeyiz. Şşş. Padişahımız geldiler. Akşemseddin de yanında. Hocam, Hazreti Halit'in kabrinin tayinini sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen gidelim. Bak paşa, hocam silahtarın diktiği dalların olduğu yere bile bakmadı. Doğruca kabrin olduğu yere gidiyorum. Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halit'in kabri burasıdır. Burayı kazın. Silahtara,
Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin. Allahu Ekber. Kabrin baş tarafından bir metre kazılınca bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazılı bir taş vardır. Sultanım, bakın bir taş çıktı. Taşı temizleyiniz. Bakın sultanım, üzerinde bu Halid bin Zeyd'in kabridir yazıyor. Müjdeler olsun. İstanbul'un fethine sevindiğimden ziyade Akşemseddin'in mahiyetine bulunmaktan iftihar ediyorum. Çınarların yerini hocamızdan şüphemiz olduğundan değil, herkesin görmesi için değiştirdik. Bunu bilin. Şek ve şüphe kalmasın. Tamam mı? Emrederseniz sultanım, çınar dallarını kabrinin baş ve ayak uçlarına dikeyim. O dallar da senin hatıran olsun. Evet. Orada o çınarlar hala durur. Fatih Sultan Mehmet Han Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifi üzerine bir türbe ve Akşemseddin ile talebelerine mahsus odalarla bir de cami-i şerif bina ettirdi. Akşemseddin'den orada oturmalarını rica etti. Ey hocam, sizin için Hazreti Eyüp Ensari'nin bulunduğu yere cami ve müştemilat inşa etmeyi düşündük. Sultanım, bize destur verin. Göynü'ye dönmek istiyoruz. Hocam, artık beni talebeliğinize kabul buyurmanızı istirham ediyorum. Göynü'ye birlikte gidelim. Olmaz sultanım. Sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapmazsın. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Seni talebeliğe kabul edersek düzen bozulabilir, halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allahü Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz. Bize destur verin. Hem hane halkımız yolumuzu gözler durur. Destur sizin hocam. Şimdi hatırlıyorum. Annemin beni çocukken götürdüğü yer orasıydı. Eyüp Sultan'ın kabriydi. Demek hatırladınız. Ne güzel. Biz de menzilimize iyice yaklaştık doktor. Ya, neredeyse sabah olacak. Etraf aydınlanmaya başladı. Hala gelemedik Hasan abi. Geldik bey, geldik. Biz de yolumuzun sonuna geldik. Akşemseddin Hazretleri gibi. Peki Akşemseddin Hazretleri Göynü'ye yerleşince ne yaptı? Çocuklarını ve talebelerini yetiştirdi. Küçük oğlu daha 5 yaşındaydı. Onu düşünüyordu. Ey hatun! Bu küçük çocuk yetim kalır, zelil olur diye korkuyorum. Yoksa bu zahmeti çok dünyadan çoktan göçerdim. Deyip mescit olarak kullandığı odaya geçer, oğulları ve müritlerini toplar, vasiyetini yapar. Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daima iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma. Harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni üzerinde dikmekten sakın.
Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur. Herkesle tek tek helallaşıp veda eyledi. Yasin-i Şerif okudu, bitirdi. Sünnet üzere sağ yanına yatıp uyuverdi. Artık uyanmayacaktı. Hanımı yanına geldiğinde hali gibi sözlerinin de doğru olduğunu anlamıştı. Hasan ağa, ağlıyorsun sen. Dedim ya doktor, ben sulu gözlünün biriyimdir. Her şeye ağlarım. Bakmayın bana. İşte geldik. Ha? Geldik. Ya sahiden hiç farkında değildim. Ya ama burası kasaba. Hani köye gidiyordun? Hadi buyurun doktor bey. Hastam iyileşti şükür. Ama nasıl olur Hasan ağa? Hastanı görmedik bile. Ya hasta... Doktor bey, hadi inin. Sabah namazına yetişmem lazım. Daha çok işim ama var. Ama Hasan ağa... Hey Hasan ağa! Nereye gidiyorsun? Hasan ağa! Allah Allah. Amma da tuhaf adammış be. Hasan ağa, kafamı allak bullak ettin. Hay Allah. Gitti. Gittin. Sürsem yüzümü, sürsem yüzümü, hak nasip eylese de görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni. Dostum Ziya, tarih 13 Mart 1964. Sana bir mektuba başlamıştım. Ama bitirmeden bir köylünün peşine düştüm. Bütün gece karda yol aldık. Köyünde hastası varmış. Ama bir türlü köyüne gidemedik. Meğer dönüp dolaşmışız. Sabahleyin beni tekrar kasabaya bırakıp gözden kayboldu. Ama artık ben olmaktan çıkmıştım. O kar, o soğuk, o fırtına meğer benmişim. Nefsimmiş. O ihtiyar Akşemseddin Hazretleri'ni anlatarak kendimi göstermişti bana. Ilık bir sıcaklık kaplamıştı her yanıma. Buzlar çözüldü, fırtına dindi. Dostum, biliyorum hiçbir şey anlamıyorsun. Ben de anlamamıştım. O adamın arada sırada görünen doktor olduğunu öğrenene kadar. Evet, eski bir doktormuş. Hastam dediği de bendim. Bendeki hastalıkları Akşemseddin Hazretleri gibi bir gönül hekimiyle tedavi edip bıraktı. Evet dostum, elhamdülillah iyileştim. Daha önceki mektubunda tayinimi ayarlamanı isteyecektim senden. Ama o geceden sonra vazgeçtim. Ben burada, bu insanlarla kalmak istiyorum. Biraz sonra da onlardan birine yemeğe davetliyim. Oraya gideceğim. Seni de en kısa zamanda bekliyorum. Selam ederim. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.